LGS'ye son 58 gün birlikte çalışmaya devam ediyoruz ve sonucunda da birlikte inşallah güzel haberleri alacağız. Şimdi günün sözüne baktığımızda Deniz Whiteley diyor ki elde ettiğiniz sonuçlar gösterdiğiniz çaba ile doğru orantılı olacaktır. Şimdi şöyle düşünelim, bir grafik çiziyorum. Çabamız artıyor, çaba artıyor, çaba artıyor, çaba artıyor. Sonuçlar da bununla doğru orantılı diyor. O zaman doğru orantı böyle bir şeydi bak. Çabam arttıkça sonucum da artıyor. Yani şunu demek istiyorum. Ne kadar çok soru çözerseniz o kadar yüksek bir puan alırsınız. Ne kadar çok deneme çözerseniz o kadar çok iyi bir puan alırsınız. Ne kadar çok yanlış yapıp o hataların üzerine giderseniz o kadar yüksek bir puan alırsınız. Dolayısıyla bizler çalışmaktan vazgeçmiyoruz. Günün yorumuna baktığımızda 590 beğeni almış kral oyunda. Bakalım hemen cevaplamaya başlayalım. İnşallah beğenen istediği liseyi kazanır. İnşallah. Sorunuz varsa yazın ekleyebilirim. Bir de soru alıyorlar yani, istek parçası alıyorlar. Hocam bütün arkadaşlarımın sorularıdır, umarım cevaplarsınız. Birinci dönem full tekrar videoları gelecek mi? Evet, tabii ki gelecek. Şu anda da zaten birinci dönem tekrar etmeye başladık. Ama ders ders ve aynı zamanda full LGS tekrarları gelecek. Korona yüzünden okul yaza kaydırılır mı? Belki kaydırılabilir. Belki de ikinci dönem hiç başlamayabilir. Ama sonuç olarak zaten sadece sınavda biz birinci dönemden sorumluyuz. Hocam sanki hiç başaramayacağım gibi hissediyorum. Ne yapmalıyım? Kendinize inanmalısınız arkadaşlar ve ailenize, bizlere güvenmelisiniz. Kesinlikle endişelenmenize gerek yok. Bu ülke Çanakkale Savaşları'nı kazanmış. Bu ülke Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış. Bu ülke ne büyük savaşlar kazanmış. Dolayısıyla biz bu virüs savaşında yeneceğiz. Sizler de bu LGS savaşını yeneceksiniz. Ve en sonunda güzel günlere hep beraber birlikte yelken açacağız arkadaşlar. 470 puanlık fen lisesi için günde kaç soru çözmeniz? Günde en az 250 soru çözmelisiniz arkadaşlar. Net rakam veriyorum. Daha fazla da çözebilirsiniz. Okul yazıları ne olacak? Onu Milli Eğitim Bakanlığı bizim için en doğrusunu, en hakkaniyetlisini yani en adaletlisini ayarlayacaktır. Hiç endişelenmenize gerek yok. Şu anda sizin odağınıza LGS olmalı. 405-410 puan almak için derslere göre net dağılımınız nasıl olmalı? Burada tabii ki derslere göre net dağılımınızı önceden vermiştik. Bir kez daha verebiliriz. Ama şunu söyleyebilirim ki matematikte 10 soru, fende 15 soru, Türkçe'de 15 soru, diğer derslerde de en az 8'er soru, 7'şer soru yapmanız gerekebilir. Tabii burada fenden netiniz azalırsa ya da matematikten netiniz azalırsa bu sefer diğer derslerden netinizi artırabilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Korona biterse konular eski haline döner mi? Dönmez. Korona inşallah bitecek. Yani birkaç hafta sonra belki, belki birkaç gün sonra bitecek inşallah. Bittiği zaman yani diyelim ki bir ay sonra bitti. Bizler LGS sadece birinci dönem konularından gireceğiz. Dolayısıyla konular eski haline dönme ihtimali artık yok. Yeniden konuları bize ikinci dönem konuları öğretseler bile LGS birinci dönem konularından olacak. Nisan ayı örnek soruları yayınlamışlar. Bana çok zor. Bu bir işaret mi? Konu azaldı diye bunca şeyden sonra soruları zor mu yaparlar? Hayır. Sorular zor değil. Sana zor çünkü sen birazcık az çalışmışsın. Esasında birçok öğrenciden biz hocam Nisan ayı soruları biraz daha kolay geldi. Acaba bize moral vermek için kolay mı soracaklar diyor. Daha doğrusu kimine kolay kimine zor geliyor. Peki niye kimine zor kimine kolay gelir bu sınav? Bunun da sebebi şu arkadaşlar. Sınavda size bir konuyla alakalı sorabilecekleri 10 çeşit soru vardır. 1 çeşit, 2 çeşit, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 çeşit soru var. Konuyu anlatırken hocam birinci çeşidi görürsünüz. Sonrasında soru çözmezseniz yanlış yapma ihtimaliniz çok yüksektir. Niye? 9 çeşit soruyu görmemiş oldunuz. Sonra eve gider bir test çözersiniz. Hala yanlış yapma ihtimaliniz yüksektir. Ama doğru yapma ihtimaliniz oluşmuştur artık denemede bir sınavda soru çıkarsa. Ama 8 tane hala riskiniz vardır. Sonra biraz daha fazla soru çözersiniz. Artık yanlış yapma ihtimaliniz de vardır. Çünkü çözmediğiniz 5 soru tipi var. Doğru yapma ihtimaliniz de vardır artık. %50 vardır. Ama siz biraz daha fazla soru çözdüğünüzde artık doğru yapma ihtimaliniz artar. Siz deneme çözdüğünüzde bu konudan artık sorularınız doğru gelmeye başlar. Denemede zor bir soru çıkarsa yanlış yaparsınız. Ki onu da öğrenirsiniz. Böylece 8 soru tipini görmüş olursunuz. Peki sınavda %100 hepsini doğru yapabilir misiniz? Hayır. Çünkü hala 9. ve 10. soru tipini görmediniz. Peki bunları nasıl göreceğiz hocam? İşte bol bol soru çözerek. Bol bol soru çözdüğünüzde bütün soru tiplerini görürsünüz ve sınavda bunu yaparsınız. Mesela diyelim ki filmsel niye hiçbir soruyu kaçırmıyorsunuz? Çünkü hemen hemen bütün soru tiplerini gördünüz. Veyahut da üstü sayılardan niye soru kaçırmıyorsunuz? Dinden niye soru kaçırmıyorsunuz? Sözlüklü anlamdan niye soru kaçırmıyoruz? Çünkü hemen hemen hepsini gördük. Bu yüzden dikkatli olacağız. Devam edelim. Dolayısıyla sorunun zorluğu sen diyorsun ki aa ben bu kadar çalışmışım. Mesela 6 çeşit soru çözüyorsun sen. Üf soru ne zormuş diyorsun. Çünkü soru buradakilerden gelmiş. Birisi de sadece bunu çözmüş mesela aa o geldi diyor. Halbuki sen hepsinden her tür soruyu çözdüğünü görsen, farklı farklı denemeler, farklı farklı sorular çözsen her tür soruya hazır hale gelmiş olacaksın. Bu aralar kitap okumak mı paragraf mı daha yararlı olur? Tabii ki paragraf çözmek daha yararlı ama paragraf ve kitap eşit diyebiliriz artık. Çünkü artık evdeyiz. Evde olduğumuz için kitap okumanın da faydası arttı. Matematikte 5-6 neti gibi 14-13 neti çıkabilir mi? Evet kesinlikle çıkar. Neden? Çünkü artık sadece birinci dönem konularından sorumluyuz. Zaten sadece 5-6 net yaptığın konulardaki soru sayısı bile iki katına çıkacağı için hani artık
10 tane konu vardı. Şimdi 5 tane konu var. Demek ki 5 tane konudan daha fazla soru soracaklar. Bu 5, 6'yı ilk katına çıkar 12 oluyor. Bak tak 13'e yaklaştım bile. Günde kaç matematik sorusu çözmeliyiz? Bu matematikteki eksiğinize bağlı. Günde bazen 50 soru da çözebilirsin. Bazen 20 soru da çözebilirsin. Bazen 80 soru da çözebilirsin. Bu matematikteki net artış seviyeni belirlemene bağlı. Bu 2 ayda 360 puandan 470'e çıkılabilir mi? Çıkılabilir. Nasıl çıkılabilir? Birincisi şu çok önemli arkadaşlar. Sadece birinci dönem konularından sorumluyuz diyoruz ama bu 2 ayda bizim bir avantajımız daha var ki o da evdeyiz arkadaşlar. Evde olduğumuz için daha fazla çalışacak zamanımız var. Zamanımızı çok iyi değerlendirip gerçekten çok büyük sıçramalar yapabiliriz. Bir de hani futboldan anlayan arkadaşlar bilirler. Şöyle bir şey vardır futbolda. Şimdi bir takım diyelim ki şurası şey olsun. Ne olsun mesela? Şurası Barcelona olsun, tamam mı? Şurası da Real Madrid olsun. Örnek vermek için söylüyorum, tamam mı? Bunu futbolcu anlayanlar çok iyi bilirler. Şimdi maç 0-0 iken Real Madrid, pardon, Barcelona 1-0 yaptı diyelim, tamam mı? Sonra Barcelona 2-0 yaptı. Sonra 3-0 yaptı. Sonra 3-1 oldu, tamam mı? 3-2 oldu, 3-3 oldu. Yani ilk başta Barcelona 3 gol atmıştı. Sonra ardından da Real Madrid gol attı. Bunu kız öğrencilerimiz anlayabilir. Şimdi bak, burada 1-2-3 tane attı, 0. Sonra bu da 1-2-3 tane attı. Şu anda 3-3 oldu ya, şu anda kim öne geçer sizce? Tabii ki Real Madrid öne geçer. Çünkü geriden geldi ya, intikam alıyor. 3-0'da 3-1 yaptı. 3-2 yaptı. 3-3 yaptı. O özgüvenle 4-3'e bu geçebilir. Genellikle maçlarda böyle olur. Çünkü arkadan gelen o hırsla artık bitireyimler. Bu da şoka girer. Ne oluyor? Eyvah 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 der. Şimdi sizler şu anda uzun zamandır ders çalışmamış olabilirsiniz. 2 ay kaldı. Bu 2 ayda çok iyi çalışırsanız LGS 360 ya çat 370, çat 370, çat 380, 390. LGS şaşırıyor. Ne oluyor? Bu nasıl geliyor? Pat 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 pat. Girdiğinizde sınava o moralle istediğiniz puanlara ulaşabilirsiniz. Aman Allah'ım. Konu azaldı diye bursluluk sınavı zor olur mu? Konular azalsa bile soruların pedagojik olarak zorluğu değişmez. Yani adam size artık sizin öğrenmediğiniz, sizin kazanımınızda olmayan bir şeyi sormaz. Sorular geçen seneki aynı zorlukta olur diyorum bakın. Aynı. Geçen sene hangi zorluktaysa bu sene de aynı zorlukta olur. Denemelerdeki ve LGS'deki puanlarımız nasıl hesaplanır? İnternetteki hesaplama siteleri doğru mu? Doğru arkadaşlar. Denemelerde ve LGS'deki puanlarınızı internetteki sitelerden bakıp hesaplayabilirsiniz. Ama puandan ziyade net önemli. Bursluluk ve LGS arka arkaya bu bizi kötü etkiler mi? Bu sizi olumsuz etkileme ihtimali var gibi gözüküyor ama sizler zaten zorluklara hazırsınız arkadaşlar. Niye? Sizler 8. sınıfsınız artık, çocuk değilsiniz, kocamansınız. Dolayısıyla bir bursluluğa girersiniz, oradan kazandığınız deneyimle de orada çözdüğünüz sorularla hop LGS'de iyi yaparsınız. Ha, bursluluğa girdikten sonra acaba nasıl geçti, acaba kötü mü geçti, acaba kolay mı geçti? O ikisi farklı sınav, biri başka bir sınav, biri başka bir sınav. O ikisi ayrı değerlendir. Mesela sen matematik sınavından çıktın, Türkçe sınavına giriyorsun. Ya, o ayrı, o ayrı, ikisini ayrı değerlendireceksin. Konuyu anlıyorum ama yeni nesil soruya gelince takılıyorum. Ne yapmalıyım? Konuyu anlayıp yeni nesil soruya gelince takılıyorsan bol bol soru çözmelisin. Ama ilk başta temel, sonra orta, sonra sınav tarzı soru çözmelisin. Devam ediyorum. Sivas Fen Lisesi ve Malatya Fen Lisesi için kaç soru çözmeliyim? Fen liseleri için günde en az 250 soru çözmemiz gerekiyor. Denemelerde ciddi olamıyorum. Ne yapmalıyım? Süreli çözmelisin. Süreli çözmelisin. Ve cep telefonu yok. Cep telefonu hiç olmayacak. Sessiz, uçak modu falan değil. Direkt telefonun yanında olmayacak. Örnek soruları görünce çok moralim bozuldu, ne yapmalıyım? Moralimizi bozmamıza gerek yok arkadaşlar. Bizler sıkı sıkıya çalıştığımızda LGS'nin moralini bozacağız. Yani bizim moralimiz de LGS'nin morali. LGS diyecek ki Allah beni kahretmesin diyecek ya. Bu çocuklar zaten çok iyi çalışıyorlardı. Bir de konuların yarısı azaldı. Bir de evdeler, daha iyi çalıştılar. Bir de daha fazla kitap okudular. Beni paramparça ettiler. Neyse bu sene intikam alamadım ama gelecek sene alayım diyecekler belki. Dolayısıyla biz LGS'nin moralini bozacağız arkadaşlar. Ders çalışırken sıkılıyor. İkide bir ayağa kalkıp evde dolaşıyorum. Nasıl konsantre olabilirim? Bu tabii ki her öğrencimizde olabilecek bir sıkıntı. Burada arkadaşlar yine süreli çalışacağız ve kalkmamak üzere kendimize odaklayacağız. Kalksak bile diyelim ki kitap okuyoruz, diyelim ki ben yarım saat kitap okuyacağım dedim. Saat şu anda 8, tamam mı? Saat 9'a kadar kitap okuyacağım dedim. Kalkmayacağım. Okumasam bile kalkmayacağım. Böyle oturacağım. Bekleyeceğim. O benim görevim, o benim vazifem. Ya ama hayır, kalkmak yok. Kitap da okumak istemiyorsun ama kalkmak da yasak. Oturacaksın, bekleyeceksin böyle. Bekleyeceksin. Beklemek de bir görevdir. Ben bekliyorum. Mesela askerler sınırı bekliyor. Aa, niye bu silahı verdiler bana, ateş edeyim biraz demiyor. Bekliyor böyle. O bir sabır. O bir nöbet. O bir görev. O düşmanla savaşan asker kadar önemli bir iş yapıyor. Niye? Ama ateş etmiyor. Olsun. Bekliyor, bekliyor. Gerekli ateş edecek. Sen de bekleyeceksin. Bekle bekle. Sonra diyeceksin ki yeter, bu kadar beklemek olmaz. Açıp okumaya devam edeceksin. Dolayısıyla dersten sıkıldığımızda, soru çözemediğimizde masadan kalkmıyoruz. Oturacağız. Hiçbir şey yapmasak böyle boş boş oturun. Boş boş oturuyorum ben. Deli misin sen? Evet deliyim. Oturuyorum. Kim ne der? Devam ediyoruz. Örnek soruları, evet pardon. Bu 2 ayda konu tekrarına mı ağırlık verelim yoksa soru çözümüne? Tabii ki soru çözümü çok daha önemli. Zaten birinci dönem konularını biliyordunuz. Malatya Fen Lisesi'ni, Haydarpaşa Lisesi'ni tanıtır mısın? Tanıtırız.
2006 ve 2007 tayfayı motive eden bir söz söyler misiniz? Tabii ki arkadaşlar, sizleri çok seviyoruz. Sizler gerçekten zor bir dönemde, gerçekten farklı bir dönemde. Hem daha fazla aday giriyor, hem böyle virüs mürüs gibi şeyler olduğu için birazcık böyle zor bir dönemde giriyorsunuz. Ama bizler de geçen sene bu kadar çok ev okul gibi canlı yayın yapmıyorduk hiçbir öğrenci. Bu sene deli gibi canlı yayınlar yapıyoruz. Lütfen sıkı sıkıya takip edin. Evde çalışma avantajınızı, Tonguç Akademi'den her gün takip etme avantajınızı, kontenjanların artması avantajınızı, konuların yarı yarıya düşme avantajınızı kullanın ve inşallah bu sene tarihe adınızı yazın. 2005-2006 tayfa, 2006-2007 tayfa resmen tarihe altın harflerle gelsin. Kitabımız Yeni Dünya Sabahattin Ali. Video uzadığı için hemen bitirmek istiyorum. Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi 1.76 Malatya'nın ve çevresindeki zeki öğrencilerin kendisine kaydolmasını bekliyor. Geliyoruz Fethi Gemuhluoğlu diyoruz. Yeni LGS son tekrar setimizi önceden duyurmuştuk. Bir kez daha söylüyoruz. Sadece birinci dönem konuları var. Lütfen sıkı sıkıya çalışın ve konuları tekrar edip sınava uygun. Günün sorusunda kaç tanesi yazım yanlışı var diyoruz. Bunu da bilmemiz lazım arkadaşlar. Ödülü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Hadi bakalım, başarılar.